Herkese merhaba arkadaşlar, Bay Çizgi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ömer Faruk Ercan kardeşime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Videonun girişini yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Sen de videolarda olmak ister misin? Tek yapman gereken kamerayı yan tutup güzel bir giriş sağladıktan sonra bana Instagram'dan atmak. Gerekli şeylerin sitesinden yaptığım bu koca alışverişe 240 TL para ödedim. Şu anda hali hazırda devam eden bir %45'lik indirim var. Bence gerekli şeyler sitesine bir uğrayın. Bunların hepsini %45'lik indirimden aldım. Kargo ve kargolama hakkında biraz konuşmam gerekirse, kargo çok çabuk elime ulaştı. Siparişi verdim, 2 gün sonra tık adresime gelmiş bulundu. Kargolama hakkında da konuşmam gerekirse benim gerçekten de hoşuma gitmeyen bir kargolama sistemi. Çünkü bir kutuya koyulmamış ve çizgi romanlar şöyle kamera netlerse içinde gördüğünüz gibi sağa sola rahat bir şekilde vurabiliyor. He, içinde balon poşet var mı? Var ama çizgi romanların sağ solu şu anda vurduğuna eminim. Çizgi romanlarda bir sıkıntı çıkarsa buradan siz de görmüş olacaksınız ve gerekli şeyleri iadesinde birlikte yapmış olacağız. Ama dostlarım kesinlikle hiçbir gömme olayına girmiyorum çünkü içinde balonlu poşet var. Belki de çok iyi bir şekilde koruyabiliyordur. Biliyorsunuz ki ben çizgi romanlarımı sattım, sağa hediye ettim, sola hediye ettim, sana hediye ettim ve yarısından çoğusunu da sattım arkadaşlar. Ama bu sattığım çizgi romanların arasında en üzüldüğüm seri ise New Avengers dönemiydi. Ben de New Avengers döneminin hazır okuma sırası değişmişken New Avengers dönemini yeniden toplamaya karar verdim. Yani şu anda göreceğiniz çizgi romanlar New Avengers dönemine ait çizgi romanlar. Bu videoda daha önce gördüğünüz çizgi romanları görebilirsiniz. Ama bu yeni bir alışveriş olduğu için maalesef ki kutu açılımını gözlerinizin önünde yapmak zorundayım. Bir de şöyle bir şey var. Gerekli şeylerin paketleme sistemini görüyorsunuz. Bu da bir artı. Evet, şöyle kolimize zarar vermeden, kolimiz diyorum hala, poşetimize zarar vermeden bu kadar çizgi roman alıyorsan bence kolilenmeliydi. Yani bir koliye koyulup kargoya verilmesi daha sağlıklı olabilirdi. Balonlama konusunda güzel arkadaşlar, kalın sarmışlar. Buradan şimdi gördüm, siz de göreceksiniz. Hemen şöyle kolimizi açalım. Dur sen. Poşetimizden kurtulduk ve iki bölümden oluştuğunu gördük. Bayağı bir çizgi roman olduğunu zaten söylemiştim. Videonun başında kargoyu öyle görünce ister istemez çizgi romanlarım hasarlı geldi diye düşündüm. Ama balonlamayı gerçekten güzel yapmışlar. O yüzden zarar geleceğini düşünmüyorum. Bakalım çizgi romanların içine girince daha iyi anlayacağız. İki bölümden oluşuyor. Hemen birinci bölümünü alalım. Bir de küçük bir şeye sarmamışlar. Bu da bayağı bir büyük. Bunlardan da bayağı bir birlikte yarın öbür gün kargo falan çıkarttığımda sarıp sarıp gönderirim artık. Evet arkadaşlar, kargolarıma baktığımda ufak tefek sıkıntılar illaki var. Bütün çizgi romanlarımı size gösterdikten sonra ufak tefek hasarlıları kenara ayırıp bunlar hakkında tabii ki de konuşacağız. İlk çizgi romanımıza geçiyoruz. Age of Ultron, Ultroncu arkadaşlar. Bu çizgi romanı 2 hafta önce hediye ettim. New Avengers dönemini toplamadığım için kitaplığımda köşede duruyordu. Ben de hediye etmek istedim ve hediye ettim. Ama şimdi New Avengers toplamaya yeniden karar verdiğim için Age of Ultron, Ultron çağını yeniden koleksiyonuma eklemiş bulundum. İkinci çizgi romanımız Avengers vs. X-Men 2 arkadaşlar. Sıradaki çizgi romanımız Avengers vs. X-Men 1. Diğer bir çizgi romanımız da Gizli Savaş. Biliyorsunuz ki New Avengers okuma sırasında ikinci sıra Gizli Savaş'a aittir arkadaşlar. Ben bunu da zamanında satmıştım. Şimdi yeniden koleksiyonuma ekledim. New Avengers'ın hemen hemen bütün ciltlerini aldığım için en son hızlı bir şekilde sizlere göstereceğim. O yüzden New Avengers'ı köşeye ayırıyorum ve ikinci paketime sizlerle birlikte geçiyorum arkadaşlar. İkinci paketimi açtığımda gerçekten de garip bir olayla karşılaştım arkadaşlar. Çünkü bir tane bile kitap ayracı koymamışlar. Ve sinir bozucu bir şekilde çizgi romanlarımın her köşesinde ister istemez hasar var arkadaşlar. Yani garip, en son konuşacağız dedim ama var yani. New Avengers dönemini komple aldım. Şöyle gördüğünüz gibi New Avengers 11. New Avengers 12. New Avengers 4. New Avengers 10. New Avengers 9. New Avengers 8. New Avengers 7.
New Avengers 6. New Avengers 5. New Avengers 2. New Avengers 1. Ben siparişimi verdiğimde 1 ve 2'nin bende olmasından dolayı 1 ve 2'yi vermemiştim. Ama 1 ve 2 de gelmiş. Bakacağım, siparişimi kontrol edeceğim. Belki de yanlışlıkla karıştırmış olabilirler. Şimdi gelelim hasarlı çizgi romanlarımızı ayırmaya. New Avengers 1'de bir hasar, ufak bir hasar var. Şöyle gördüğünüz gibi kamera netliyorsa ufak bir hasar var ama bundan bir şey olmaz. Ben bunu tamir edebilirim. New Avengers 2 sağlam gelmiş. New Avengers 5 sağlam gelmiş. 6 sağlam gelmiş. 7'de de bir problem yok. Bunda acayip bir bükülme var. Şöyle gördüğünüz gibi fark ediyor musunuz bilmiyorum ama şurası acayip derecede bükülmüş. Bu düzelir mi ya? Hatta şöyle koysam anlarsınız sanırım. O kadar ağırlık binince ister istemez yamulmuş da olabilir. Bunu bir düzeltmeye çalışacağım. Burada bir problemimiz var. Bunu köşeye ayırdık. New Avengers 9'da da bir problem yok. Bu arada diğer uçlarına bakmıyorum. Çünkü diğer uçları ister istemez kıvrılmış olabilir. Avengers 12'de şöyle bir problemimiz var. Şöyle alt tarafta gördüğünüz gibi. Üstünde de şöyle bir problem var. Ufak tefek hasarlar ama ister istemez can sıkıyor. Çünkü biz buna para veriyoruz. %45'lik indirim o kadar da önemli değil. Gizli savaşa geçtiğimde, gizli savaşta da herhangi bir sorun yok. Avengers vs. X-Men'de bir sorun yok. Yani bir sorun yok derken ufak tefek sorunlar illaki birçoğunda var. Ama onlar benim için sorun teşkil etmiyor. Öyle söyleyeyim size. Age of Ultron'da da herhangi bir şey yok. Genel olarak kargom kötü gelmemiş. Ama ister istemez birkaç tanesi hasarlı gelmiş. Kenarları yırtık gelmiş ki ben daha önce nokta hata var diye koleksiyonluk çizgi romanlarımı sattığımı bilirim. Bu çizgi romanda da acayip derecede bir yamukluk var. Ama bu da herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Kargolamada problem yaşamadım diyebilirim. Bu kargomun artı yanlarına geldiğimde gerekli şeylerin şu poşeti kullanmaları gerçekten de çok şık bir hareket olmuş. Zaten bu poşeti kullanmayıp böyle gönderseler de vay delikanlı gönlüm vay, hiçbir çizgi roman okunacak modelde olmazdı. Eksi yanlarına geldiğimde çizgi romanlarımın birkaç tanesi ufak tefek hasarlı gelmiş ve bir çizgi romanım ister istemez yamuk gelmiş. Ama bu yamukluğun nedeni büyük bir ihtimal ağırlıktan, yani bunda herhangi bir gerekli şeylerin bir sıkıntısı yok. İkinci eksi olarak gördüğüm şey ise hani bu kadar çizgi roman alıyorsunuz. Bir kolinin içine koysalardı çizgi romanlarım daha hasarsız gelebilirdi. Yani poşete sarıp direkt göndermeleri gerçekten de hiç hoşuma gitmedi. Üçüncü eksiğine baktığımda bu kadar alışverişimin sonucunda bir tane kitap ayracının gelmediğini görüyorum. Ya 240 TL'lik alışveriş yapıyorsunuz, ister istemez bir kitap ayracı ya da ufak bir hediye bekliyorsunuz. Ne yalan söyleyeyim. Ha, kitap ayracına ihtiyacın var mı? Yok. İçeride bir çanta dolusu kitap ayracı var. Ama bu kadar alışverişin yanında bir kitap ayracı gönderilmeliydi. Ya da herhangi bir ufak da olsa bir dergi gönderilmeliydi. Bir şekilde bir şey gönderilmeliydi arkadaşlar. Yani ben bunu eksi olarak görürüm. Bazı sitelerden 20 liralık alışveriş yapıyorsunuz ama yanında kitap ayracı ya da herhangi bir şey gönderiyor. Genel olarak toparlarsak ben kargodan memnun kalmadım arkadaşlar. Çünkü ben böyle çizgi romanları zaten ikinci el satış sayfalarında da bulabilirim. Ya da en kötü ihtimal başka sitelerden bu çizgi romanları getirttirebilirim. Ben gerekli şeylere özel bir şey olsun diye yaptım. Yani %45'lik indirimden de yararlanmak için yaptım işin açıkçası. De anlamda ister istemez modum düştü arkadaşlar. Videonun devamında da konuşmanın bir anlamı yok. Bay çizgi kanalına abone olmayı, yorum yapmayı ve tabii ki de videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.